Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte puf böreği yapıyoruz. Öncelikle malzemelerim 3 su bardağı un, 1 çay bardağı su, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Malzemeleri saydığıma göre yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle tuz ve kabartma tozunu unuma şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonrasında unumun ortasını açıyorum. Açtıktan sonra yumurtaları ilave ediyorum. Sonrasında suyumun yarısını ilave ederek yumurtayı karıştırıyorum. Yumurtayı karıştırdıktan sonra sirkeyi ilave ediyorum. Yavaş yavaş yoğurma aşamasına geçiyorum. Hamurumu yoğurduğum masamın üzerine birazcık un dökerek biraz daha yoğuruyorum. Elimle şöyle iyice özleye özleye yoğuruyorum. İyice yoğurduktan sonra silindir haline getirdim. 7 eşit parçaya ayırıyorum. 7 eşit parçaya ayırdıktan sonra bezeler haline getirdim. Unla servis tabağı büyüklüğünde açmaya başlıyorum. Bütün hamurlarımı tabak büyüklüğünde açtım. Şimdi yağlama işlemine geçiyorum. Öncelikle sıvı yağ ile şöyle tepsimi yağlıyorum. Yağladıktan sonra hemen hamurumu alıyorum. Her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. İkinci hamurumu da aldıktan sonra ara katlarını hepsini yağlaya yağlaya böyle yerleştiriyorum. Hamurlarımı yağladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Zamanınız varsa 3 saat dinlendirebilirsiniz. Eğer acele ise işiniz 1 saat dinlendirmemiz de yeterli oluyor. Hamurlarımı buzdolabında dinlendirdikten sonra masamın üzerine şöyle un döküyorum. Daha sonra hamurumu alıyorum. Açma işlemine başlıyorum. Hamurumuz dinlenmiş. Hemen şöyle kabarcıklar oluşmuş bile. Şimdi açma işlemine başlıyorum. Önce şöyle parmaklarımla açıyorum. Daha sonra üzerine un dökerek merdane ile büyütmeye başlıyorum. Hamurumun bir tarafı daha uzun, bir tarafı daha kısa bir şekilde açtım. Hemen şimdi aralarına peynirleri koyarak yapma işlemine başlıyorum. Kenar kısmından 3 parmak genişliğinde bırakarak iç harcımı yerleştiriyorum. Keseceğimiz bardağın genişliğine göre iç harcını yerleştirelim. Kenarını şöyle harcımızın üzerine koyuyoruz. Daha sonra bardağımla şöyle yarım ay şeklinde kesiyorum. Tekrar diğer harçlı tarafı da kesiyorum. Böreğimizin şekli bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hazırladıktan sonra hemen şöyle bir bıçak yardımıyla hamurumu kesiyorum. Kullanmadığımız hamurları tekrar açıyoruz. Kesinlikle ziyan olmuyor. Tekrar iç harcını yerleştirerek böreğimi hazırlıyorum. Böreklerimi hazırladım. Yağımı tavamın içerisine aldım arkadaşlar. Hiç kullanılmamış yağ ısıttım. Şimdi böreklerimi pişirmeye başlıyorum. Hemen şöyle yağımın içerisine atıyorum. Böreğimizin puf puf kabarması için arada şöyle kızgın yağdan dökelim arkadaşlar. Daha güzel kabarıyor. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı arkadaşlar. Gerçekten lezzetli bir börek oluyor. Hiç üşenmeden tarifi yapabilirsiniz. Böreklerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten misler gibi oldu arkadaşlar. Lezzeti de bir o kadar harika. Denediğiniz zaman gerçekten bana hak vereceksiniz. Hemen şöyle iç dokusunu da sizler için açıyorum. Gerçekten çıtır çıtır, içi tamamen boş. Hamurlaşma falan yok. Lezzetli bir tarif oluyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.